Bu kadar güzel börekler, tatlılar varken iyi dayanıp kilo almıyorsunuz gerçekten. Değil mi? Yemiyorum. Yemiyorum ben. Yersen de tadımlık yiyorum. Spor yapıyoruz. Evet. Spor da yapıyoruz, yürüyüş de yapıyoruz. Öyle dengelemeye çalışıyoruz. Süpersiniz. Kilolar alınıyor. Belli bir boyuta gelince obezite hastalığı meydana geliyor. Bunun tedavisinde de çok önemli yöntemler var. Ve İsmail hocamızdan da bunun tavsiyelerini almak istiyoruz. Obezitemiz var. Hangi tedavi yöntemleri en sağlıklısı, en makbulü? Evet. Şimdi az önce de söylediğim gibi her obezitede cerrahi yapmıyoruz. Obezitede cerrahi yapabilmek için boyunuzun, kilonuzun karesine bölümüyle çıkan sonucun, yani vücut kitle indeksi dediğimiz şeyin 35 üzeri ve yandaş bir hastalık, şeker hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon gibi ciddi hastalıklarla beraber olan hastalarda ya da vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olup da herhangi bir hastalığa gerek yok. Hastalarda uyguluyoruz ve bunu direkt uygulamıyoruz. Öncelikle hastaların 2 defa 6'şar ay diyet yapmasını, profesyonel diyet yapmasını istiyoruz. Diyet sonucunda tüm her şeye rağmen hastalar kilo veremiyorsa o zaman obezite cerrahisi için değerlendiriyoruz. O zaman hastaları. Şu an bizi seyredenler, bu kitle indekslerini hesaplamak isteyenlere söyleyelim. Mesela diyelim ki Gizemciğim boyun kaç? Ay Gizem diyorum hayatım. Ecem. Ecem. 1.80. 180 santim. Var mısın hayatım 1.80? Varım. Ay kıyamam maşallah. Hiç fark etmemiştim. Gelsene yanıma. Aslında bunu çok söylemiyordum. Bir anda nasıl söyledim bilmiyorum. Doğrucu oldum. Makbuldür ama değil mi? Maşallah. Hiç makbul değil aslında. Neden? Yani genelde hep böyle karşı cins kısa erkek olur. Erkek arkadaş mı? Evet, çok zor bir şey. Şöyle kolay bir örnek verebilirim mesela. Çok kolay. 100 kilosunuz. Evet. Boyunuz 2 metre. 2 çarpı 2 eşittir 4. 100'ü 4'e böldüğümüz zaman 25. Vücut kitle indeksiniz 25 demek. Ha. Anladınız mı? Yani bu kadar aslında kolay ama şimdi 180 olunca 180'i 180'le çarpıp çıkan sonucu, kiloyu çıkan sonuca bölmek biraz komplike, anlatım açısından zor ama 100 kilo birisini düşünün, 2 metre boyu var diye düşünün, 2 çarpı 2 eşittir 4, 100'ü 4'e bölün, işlem bu. İşlem mi? 35'in evet, üzerindeyse tehlikedeyiz. Sizin vücut kitle indeksinizi veriyor. 35'in üzerinde hipertansiyon, kalp, şeker gibi bir hastalığınız varsa ve 6'şar ay diyet yaptınız ve veremediniz, bu mutlak cerrahi indikasyonu. Güzel. Bizim senin için. 180 santimi, kilon kaç? 58. 58'in karesi mi? Şimdi 58 kiloyu 180'in karesine böleceğiz. 18,5'un altındaysa biraz sağlıksız olabilir body mass index. Çünkü 18,5'la 25 arasında gerekiyor? Belki gerekebilir. Hesaplamak lazım. Hemen hesaplayacaklar arkadaşlar onu. 1,180'in karesi. Değil mi? 180'in karesi. 180'in karesini kaça bölüyoruz? 58'i 180'in karesine bölün. Çıkan sonuç. Hemen hesaplasın arkadaşlar bir bakalım. Ama yok ya öyle çok da kilo alman gerekecek bir durumun yok. Bence bakalım. Normalim. Bilmiyorum. Hiç kimse çözemedi. Hesap makinesi kısmı var. Herkesin elinde bir telefonu hesaplıyorlar şu an. Herkes oynuyor. Çünkü bu kitle indeksiyle sürekli karşılaşıyoruz ama hesaplama kısmını pratiğe dökmediğimiz zaman çok akılda kalmıyor. O yüzden 2 metreye 100 örneğini verdim hani ben hep böyle kilo kolay anlaşılabilir diye. 15 kilo olması gerekiyor gibi bir şey var. Hocam aldım. Hesaplandı. Hı. Sonuç geldi. Alt sınır kaç? 17,9. Şu an siz normalin altındasınız. Biraz kilo almanızda fayda var. 18,5'un üzerinde olması lazım. Benim aklım da sen ya. Tatlı da ben de çok özür diliyorum. Kusura bakmayacak şunu. Canım benim. 18,5'un üzerinde olması lazım. 18,5 evet. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre oradan başlıyor. 40'tan sonra morbid obezite başlıyor. Peki hocam, 50'den sonra alt sınırın altında olmasının bir riski var mı? Yani sağlıklıysa çok da yok. Yani anoreksi gibi, bulimiye gibi ciddi yiyip kusma şikayetleri ya da böyle aynaya baktığı zaman kendisini çok kilolu görme gibi psikolojik bir zemini yoksa problem yok. Erkek de kadınlar da fark aynı, etmiyor. Hiç fark değil etmiyor. Mi? Hayır. Hiç aynen. Fark etmiyor. Senin boy kaç? 1.77'ye 71 kilom var benim. Bizim program yalnız 2-3 saat uzayabilir bu body mass'leri. Aynen. Hesaplayacak. Senin kilo alman gerekebilir çıkabilir mi acaba? Yok gayet.
İyi gözüküyor ama. İyi gözüküyor. Hocam alabilir miyim? Gayet iyi gözüküyor. İyi miyim, kötü müyüm? Yok, gayet iyisin arkadaşım. Çok iyi gözüküyorsun. Obezite 40'ın üzerinde oldu. En sağlıklı tedavi yöntemi. Şimdi diyetleri de yaptık. Başarılı olamadık. 6 ay diyet yapacağız. Evet, başarılı olamadık. Başarılı olamadığımız zaman hastalarımız bize başvuruyorlar. Hasta başvurduğu zaman uzman bir ekibe ihtiyaç var. İçinde endokrinoloğun, psikiyatristin, kardiyoloğun mutlaka olduğu bir ekip. Bu bizim Sağlık Bakanlığımızın da artık istediği bir genelgeyle, son yayınladığı genelgeyle istediği bir şey. Yani aslında ideal olanı, istenileni de bu. Yani bakanlıkla da ilgili değil, doğrusu da bu. Endokrinolog değerlendiriyor hastanın başka bir problemi var mı? Bu cerrahiye uygun mu? Kardiyoloji tarafından mesela dekompanze, nasıl diyeyim, tolere edilemez düzeyde kalp yetmezliği varsa hastanın mesela ameliyat endikasyonu yok. Ama kalp yetmezliği var ve hasta günlük yaşamını sürdürebiliyor, mobil, gezip dolaşabiliyor. Bu kişilerde cerrahi inanılmaz faydalı. Kalbin yükünü azaltıyor. Zaten zor nefes aldıklarına şahit oluyoruz. Bir kalp sıkıntıları mutlaka olabiliyor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Kalp, ondan sonra uyku apnesi. Uykuda uyanıyor hasta nefessiz kalıp. Bu hastalar %10 kilo kaybıyla bile bundan kurtulabiliyorlar. Bizim ülkemizde bu kadar yaygın mı? Yani 40'ın üstünde olan yüzdelik ne kadar? Kesinlikle çok fazla. Bizim ülkemizde de size şöyle söyleyeyim. Dünyada 2 milyar 4 milyon fazla kilolu insan var. 2015 verilerine göre. Ve obez sınıfına giren insan sayısı da 700 milyon. 2008'de bu 350 milyonmuş. Şimdi ne kadar artıyor? Ki burada, bu 2 sene önceki veriler. Tabii önceki. Sanayi toplumu olmanın inanılmaz dezavantajı bu. Dediğim gibi ilk başta insanlar yiyecek bulamamaktan ölürlerken eski taş devri o çağlarda. Şimdi insanlar yiyeceğe çok çabuk ulaşmaktan dolayı ölüyorlar. Kendimize en büyük zararı yapıyoruz aslında. Yıllık 3 milyon kişi ölüyor obeziteden dolayı. İnanılmaz bir rakam. Yani 3 milyon kişi obeziteden dolayı ölüyor. O yüzden bu iş magazinsel değil de gerçekten çok önemli bir cerrahi kondisyon, cerrahi iş. 1998 yılında laparoskopik devrim dediğimiz, laparoskopin yani kapalı yöntemle ameliyatların hayatımıza iyice girmesiyle beraber bu bariyatrik ve metabolik cerrahi, obezite cerrahisi inanılmaz hızla artmaya başladı. Ve alınan iyi sonuçlar internet, medya, her yerde konuşulmasıyla beraber insanların ilgisini daha da cezbetti bu yöne doğru. Ve bunu ülkeler, sigorta şirketleri de destekleyince özellikle Avrupa'da ve Amerika'da sigorta kapsamında. Özel sigortalar da karşılıyor. Türkiye'de maalesef karşılamıyor ama yavaş yavaş Türkiye'de onun da yolu açılacak gibi mutlaka, gözüküyor. Mutlaka mutlaka. Çünkü şişmanlığa bağlı olan bir artroz, diz problemi, ameliyat gerektiren bir artroz bir sürü maliyete yol açıyor. Ona protez koyacaksınız, diyabet gelişecek, diyabetini tedavi edeceksiniz. Ama siz obeziteyi baştan cerrahi olarak çözdüğünüz anda hiçbirisinin maliyeti oluşmuyor. Kanser riskini çok arttırıyor mesela obezite. Kadınlarda over kanseri, meme kanseri, erkeklerde kalın bağırsak kanserleri, pankreas kanserleri ve kansere devletlerin harcadığı para inanılmaz çok. Bu yükümlülükten de kurtarıyor devletleri bu batıda alınan kararlar ama maalesef ülkemizde biraz yavaş da olsa bir şeyler oluyor, ilerliyor. Zaten. Evet. Şunu öğrenmek istiyorum. Bu cerrahi operasyon çocuklarda da uygulanabiliyor mu yoksa belli bir yaş üstünde mi etkili? Şöyle genel kabul gören yaklaşım 16 yaş 70 yaş arasında uygulanıyor. Şimdi çocuklarda uygulanma sebebi de 16 yaştan itibaren şimdi atıyorum boyu 130 santim çocuğun ve kilosu da 120 kilo. Yavrum bu ya. Çocuk giderek yani her yol denenmiş ve kilo veremiyorsa endokrinoloji denetiminde de bunda da gerekiyor tabii ki erken önlem ileride gelişebilecek bu sıkıntılı hastalıkları, ölümcül şişmanlığı önleyebilir. Güzel, 70 yaşına kadar da zaten tabii yapılabiliyor. Ki, kesinlikle. Rahat yaşlılık da çok önemli çünkü. Çok önemli. Değil yani. Mi? Çünkü aynen. Vücut onu nasıl taşısın o kadar kiloyu? Diz kapaklarında çok büyük sıkıntı. Etrafınıza bakın. Hiç çok yaşlı, çok obez gördünüz mü? Göremezsiniz. Yok. Çünkü onlar 15 yıl aşağı yukarı daha erken ölüyorlar. Ya kilonun böyle bir evet, zararı yani var. Yani bu morbid obeziteden dolayı ömürleri aşağı yukarı 15 yıl kısalıyor. Kalp krizi çok geçiriyorlar çünkü değil kesinlikle. Mi kiloya bağlı olarak? Kalp krizi, şekere bağlı böbrek yetmezlikleri, kanserler bir sürü hastalığın temelinde yatıyor. Her şeyi yiyelim. Çok güzel lezzetler yapıyoruz. Burada da paylaşıyoruz ama porsiyonlarımızı az tutalım. Yememize aynen. Dikkat edelim ki böyle sıkıntılarla karşılaşmayalım. Kesinlikle. Bir de şunu söyleyeceğim. Az önce bahsettiğim gibi bu ameliyatı olacak hastaların mutlaka A sınıfı hastanelerde. Yani
dediğim gibi endokrinolojisi, psikiyatrisi, hı hı, kardiyolojisi, göğüs hastalıkları uzmanı ve iyi bir anestezisi. Ve üçüncü basamak yoğun bakımı. Çok iyi ameliyathaneleri olan, hastaları taşıyabilecek, yani bu obez hastaları taşıyacak ameliyat masalarının olması gerekiyor. Bunlar çok önemli. Evet. Hakikaten 200 kilo hastayı taşıyamayacak masaları olan hastaneler, kurumlar SG'ler var. SG'ler öyle, ambulanslar. Aynen. Ağır Yaşamlar diye yabancı kanalda bir program izliyorum, evet, ben. Evet, evet. Takip İranlı ediyorum. Doktor. Öyle cerrahi operasyonları izlemeyi de enteresan bir şey, böyle bir merakım var, seviyorum. O kadar, evet, zor ki hayatları. Evden çıkamıyorlar, yataktan kalkamıyorlar. O, yani evden duvarları kırıp da çıkarılan insanlar var. Vinçle çıkarıyorlar. Bacak bacak üstüne atamıyorlar. Ay çok kötü. Yani bu çok kötü. Tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Uçağa binemiyorlar. Uçak koltuklarına sığmıyorlar. Otobüse binemiyorlar. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ve bu sokakta görmüyor olabilirsiniz. Zaten onlar evlerindeler maalesef. Çünkü niye öyle biliyor musunuz bir de? İnanılmaz depresyonda çoğu. %80'in üstündeki popülasyon bu obeziteyle mücadele eden depresyonda. Psikolojileri de bozuluyor. Toplum onları suçluyor. Genelde İş verirken onlara ikinci sınıf muamelesi yapıyorlar. Genel olarak her yerde bu muameleyi görüyorlar. Obur olarak değerlendiriyorlar ama inanın çoğunun suçu değil bu. Belli bir yeri geçtikten sonra... Hastalık aslında. Evet, kesinlikle hastalık. Tabii ki. Yani çok düzeltemiyorlar. O kadar yemekle de bir yere kadar hormonları bozuluyor. Sistem bozulunca da... Evet.